bir ne diyelim, bir tükenmişlik yaşıyor AKP. AKP liderliği bir siyasal tükenmişlik yaşıyor. Buna eşlik eden bir ekonomik kriz var. Siyasal olarak Türkiye'yi yönetememe hali var. Siz hem koronavirüsle mücadele edeceksiniz, üç şey söyleyeceksiniz. Maske, mesafe, temizlik. Temizlik ve maskeyi insanlar kendileri halledebilirler. Ama mesafe, siz tıklım tıklım kongreler düzenleyip üstelik de bununla övünerek topluma mesafeyi öneremezsiniz. Üstelik de koronavirüsün yeni bir pik yaptığı, yani zirve yaptığı, vaka sayısının yine 30 binlere dayandığı bir eşikte bunu söyleyemezsiniz. Üstelik de daha öldürücü mutasyonlarının Türkiye'ye ulaştığını bildiğimiz bir tarihsel kesitte tıklım tıklım kongreler düzenleyerek topluma örnek olamazsınız. Bir de bununla övünerek. Bir de bununla övünerek. Siz bunu yaparsanız partinizdeki görevliler, üyeleriniz toplumdaki yoksullukla alay edercesine lüks otomobillerinde uyuşturucu çekip servetlerinin kaynaklarını açıklayamaz hale gelirler. Türkiye hocam iki gündür, üç gündür bir kişiyi konuşuyor. Bir kişi var. Kürşat Ayvatoğlu diye bir AKP genel merkezi çalışanı, genel merkezi personeli ve üyesi. Bu kişi aynı zamanda daha önce Kastamonu Belediyesi'nde yönetici ve Kastamonu Belediyesi'ne bakıyorsunuz. Kastamonu Belediyesi'nin Sayıştay tarafından yapılan incelemesinde bu Kürşat Ayvazoğlu denilen AKP'li arkadaşın çalıştığı döneme ilişkin ciddi yolsuzluklar, usulsüzlükler, insan kayırma olaylarıyla dolu olduğunu ortaya koyan raporlar görüyorsunuz. Herkese ahlak dersi vereceksiniz. Kimin ne yiyeceğine, ne içeceğine bakacaksınız. Cumartesi, pazar günleri insanların özel yaşamlarının dokunulmazlığı ilkesini bir yana bırakarak içki satışını yasaklayacaksınız keyfi bir biçimde. Ama sizin personeliniz, genel merkez çalışanınız arabalarda pudra şekeri çekecek. Uyuşturucu kullanacak. İşte bu tükenmenin üzerine tüy dikmek demektir. AKP lime lime dökülüyor, AKP iktidarı. Normal, demokratik ve acil bir adil bir seçimde tekrar iktidar olamayacakları, tekrar seçilemeyecekleri son derece açık. Gidecekleri son derece belli. O nedenle kendileri için zaman daralmış vaziyette. Siyasette müthiş bir sıkışma yaşanıyor. Bir yandan can havliyle kendilerini 2023'e atmaya çalışıyorlar. Geri dönüş eşiğini geçecek şekilde bir şeriatçı rejimin, düşük yoğunluklu bir İslami rejimin ya da kendilerini kutsal dava dedikleri davanın nihai hedeflerinin yani menziline ulaşmak için ellerinden geleni yapıyorlar bir yandan. Ama bir yandan da bunu yapabilecek güçten, kudretten tükenmiş olduklarını, güçten ve kudretten kesilmiş olduklarının farkındalar. Bu nedenle giderek daha baskıcı, daha totaliter yöntemlere başvuruyorlar. Tam bir açmazla karşı karşıyayız hocam. Evet. Fakat bir şeyin altını çizmek lazım. Hiçbir iktidar, eğer onun alternatifi oluşturulamamışsa, eğer muhalefet güçleri buna hazır ve istekli değilse ve gereğini yapmıyorsa ve harekete geçmemişse hiçbir iktidar kimseye tepsi içinde sunulmaz. Hiçbir iktidar kendiliğinden gitmez. O bakımdan asıl işin muhalefete düştüğünü, Türkiye'nin cumhuriyetçi güçlerinin, yurtsever güçlerinin, demokratik güçlerinin, toplumcu güçlerinin AKP sonrasına hazırlanacak bir biçimde iktidarı talep etmeleri, her türlü kanunsuz ve hukuksuz girişimin, davranışın, icraatın karşısına güçlü bir şekilde dikilmeleri gerekiyor. Bugün hocam Mustafa Şentop biliyorsunuz geri adım attı. Efendim Montrö dememiş. Valla biz kulaklarımızla duyduk, artık uluslararası anlaşmalardan çıkma yetkisi Cumhurbaşkanı'nda dedi mi demedi mi? Efendim Marmara Denizi'ne çalsak, işte maya çalsak ne kadar yoğurt tutma ihtimali varsa bu durumunda o kadar olduğunu söyledim. Dolayısıyla söylememiş oldum dedi. Valla bu düzeltmeyi hadi kabul ettik, bir kenara bıraktık diyelim ama bu kimseyi kurtarmaz. Ne AKP'nin niyetlerini
ne hukuk dışı davranışlarını ne de İstanbul Sözleşmesi'nden yasa dışı bir biçimde, anayasaya aykırı bir şekilde Türkiye'yi tek yanlı çekme icraatını ortadan kaldırmaz. Muhalefetin zaten çok büyük bir sicilinde çok büyük bir hata, çok büyük bir günah var. O da 2017 referandumunu, 16 Nisan 2017 referandumunun sonuçlarını fiilen kabullenmek en büyük hataydı. Üstelik de Yüksek Seçim Kurulu'nda bir çete var dedikleri halde kabullenmek en büyük hataydı. Umarız bundan sonra bu hatayı yapmazlar hocam. Buyurun. Evet, şimdi tabii benim...